Sulara Vadisi'ne doğru yol alacağız. Selam dostlar. Şu anda Ihlara Vadisi'nin en gözde kilisesinin yanındayız. Şimdi içeriye girip burayı gezelim. Yılanlı Kilise, buyurun. İçeriye girdiğimizde bizi freskolar karşılıyor. Işık yetersiz olduğu için telefonumla aydınlatmaya çalışacağım. En belirgin freskolar bu kilisede oluyor. Şöyle içeriye alalım. Bu içerideki oyuklar mezar oluyor. Kilisenin önde gidenleri veya buranın önde dini inanç sahipleri burada yatıyorlar. Ve onlar için onöre bir durum oluyor. Yukarıdaki havarileri çekelim. Çok net biçimde görünüyor, görüyorsunuz. Tam ortada Hazreti İsa, yanlarda iki tarafta melekler. Çok güzel şekilde kurulmuşlar. Melekler havaya kaldırıyor. Tavanda da görüyorsunuz. İsa en alt tarafta havariler. Özellikle farkındaysanız gözleri, suratları kazınmış. Suratları yok edilmiş. Şöyle göstereyim. Yazıları üstünde duruyor şu anda. Hala yazıları duruyor. Bizler için sanat olarak çok şey ifade ediyor bunlar. Ve tarih olarak da paha biçilmez şeyler. Yani buraya gelecek en ufak bir zarar, telafisi olmayan bir şey oluyor. Şimdi yılanlar nereden geliyor diyeceksiniz. Yılanlar burada bir sahneleniyor. Bakın şu yılan. Yılan şöyle şahmeran şekilde, şöyle orayı net çekebilirsek, şahmeran şeklinde uzanıyor, şu şekilde şuraya kadar geliyor. Aslında ama tabii parça parça ettikleri için tam da orayı seçemeyebilirsiniz. Yani illaki buraya gelmeniz lazım. Çıplak gözle görmeniz lazım. Evet dostlar, şimdi burayı ben kendi gözümden anlatacağım size. Siz buraya geldiğiniz zaman bakarsınız. En başta bir melek var. Görüyor musunuz? Melek teraziyi tutuyor. Şöyle gölgemden takip edin. Tam şurada yılan var. Yılana bu insanı, şu insanı burayı kırmışlar. Bunu gelince görürsünüz. Yediriyorlar. Yılana bu insanı
yediriyorlar. Orayı kırmışlar. Yılanın bütün silüeti, yani görseli böyle aşağıya doğru gidiyor. Tam yukarıda da kötü insanlar var. Bakın. Yani suratları çok kötü. Çok kötü gülüyorlar. Bu şekilde tipleri çok bozuk bunların. Ondan sonra burada köşeye geldiğimiz zaman köşede üzgün kadınlar var. Bakın iki ellerini bağlamışlar. İki ellerini bağlıyorlar ve çok üzgünler. Bence burada da kötü insanlar duruyor. Burayı da şey yapmışlar. İşin açıkçası buradaki sahneyi görmeniz lazım. Burada çok büyük bir şey yani betimlenmiş. Bu melek teraziyi tutuyor. Çok net görünüyor zaten terazi. Ve şu delikleri görüyorsunuz. Bu delikler de define avcıları bu deliklere bakmışlar. Yani arkasında bir şey var mı diye bakmışlar daha önceden. Ama bir şey bulamamışlar. Benim tahminim bu Hazreti İsa'ya kötü davranan insanlar bunlar büyük bir ihtimalle. Yani senaryo zaten bu gerçek bir şey. Hazreti İsa'ya kötü davranıp arkasına çarmıh bağlayıp onu yürüttükten sonra ölmesine neden olan insanlar burada gülüyorlar. Onunla dalay geçiriyorlar. Bu yılan onları temsil ediyor. Benim gönlümce. Bu yılana Hazreti İsa'yı yediriyorlar. Dolayısıyla buradaki kadın melekler de üzgün. Ellerini bağlamışlar. Yani çok üzgünüz diye burada betimleme yapıyor. Tabii siz buraya gelin. Bu yılanlı sahneyi kendinizde bir kafanızda senaryolaştırın. Ben kendi kafamdan bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii en güzel fikri, en güzel görseli sizler vereceksiniz. Artık buradan ayrılıyoruz. Bay bay.